Necati doğru. Bir bilmecem var. Tekrarlayayım. Kayseri'nin 5 ilçesinden biri olan Melikgazi'de karnabahar satan bir kamyonetin önünde uzun kuyruk olmuştu. Markette kilosu 6 lira olan karnabaharı kamyonetinde esnaf kilosunu 125 kuruştan satıyordu. Bu öncü gösterge. Halk acı ilacı içiyor. İstanbul Esenler'de semt pazarında pazarcıların bozulmuş börsümüz. Alıcısı çıkmaz diye attıkları sebzeleri toplayıp poşetine dolduran bir kadının görüntüsü de gazete sayfalarına yansımıştı. Bu da acı gösterge. Açlık kapıya dayandı. Yarın ne yiyeceğini bilmeden çocuklarını yatağa yatıran anne baba sayısında artış var. Araştırmalarda aynı sonucu buluyorlar. Ankette soruyorlar. Geçinebiliyor musun? %60 aile geçinemiyoruz diyor. Bir bilmecem var. %60 ailenin geçinemez noktasına gelmesi hangi ekonomik, sosyal, kültürel politikanın sonucunda gerçekleşti? Bu tablonun birinci derecede sorumlusu kim ve kimlerdir? Zor soru değil. Herkes bilebilir. Cevabı kolaylıkla bulabilseniz diye ipucu vereyim. Yine Kayseri'de başkan bu nasıl bir müsrifliktir haberi gazetelerde yer aldı. Bu başkan birlikte üretmenin, birlikte bölüşmenin, birlikte zenginleşmenin temsilcisi. Kayseri'de 1200 büyük, orta, küçük ölçekli fabrika sahibinin üyesi oldu. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı'nın harcamalarına Sanayi Teknoloji Bakanlığı müfettişleri ihbar üzerine inceleyip rapor yaptılar. Başkan itibardan tasarruf düşünmemiş. Başkanlık binasına bir Osmanlı odası da yaptırmış. Osmanlı döneminden tablolar, el yazmaları, kılıçlar, antika eserleri, teki 3.000 TL olan 2. Abdülhamit Tuğralı 8 fincan, bir Osmanlı çerezlik 23.000 TL ödenip alınmış. 7.500 lira ödenip alınmış bir Osmanlı bileklik, 4.000 TL ödenmiş bir Osmanlı zemzemlik. Müfettiş raporlarına göre sadece Osmanlı odasının iç döşemesine 1.5 milyon TL harcanmış. Ziyaretçilere de açık değil. Başkan istediğine gösteriyor. Bilmecem şu. Başkanı hangi ekonomik, ideolojik ve kültürel dürtü? Çerezlik, zemzemlik, bileklik toplamaya itti. Acaba bu başkan kime özendi? Hangi devlet büyüğünü rehber aldı? Başkan. Makam odası da yapmış. Dev ekran astırmış. 500 bin TL. Televizyon koydurmuş. 33 bin TL. 2700 tane tespih, 73 bin TL. Bu başkan kimi örnek almış olabilir? Sorunun cevabını bulduysanız, halkı ucuz karnabahar kuyruğunda sıralanmaya ve semt pazarında atılan Persik sebzelerden poşet doldurmaya zorlayan bugünkü acı ilaç içirici, IMF reçetesinin aynı, ekonomik politikanın sahibini de bildiğiniz demektir. Aşırı nepotizmi. Sanki aşı olmayacağım diyen varmış ya da çoğunluktaymış gibi bir naylon hava yaratıldı. Sözüm ona aşıyla ilgili olumsuz peşin hükümleri olanların korkularını yıkmaya model oluşturmak için Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri, muhalefet liderleri aşı olurken resimli görüntüler verdiler. Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu aşı olacaklar sıralamasına uyacağını ve sıranın gelmesini bekleyeceğini açıkladı. Aşı korkusundan kurtulmanın yol göstericisi olanların kollarına doktorların iğne batırışlarını televizyon ekranından izlerken aşı sıralamasının da bozulduğunu gördük. Aşı önce doktorlar, hemşireler, sağlık emekçilerine yapılacaktı. Sonra da 65 yaş üstüne. Çin'den ithal edilen ilk parti doz miktarlı sınırlı ilk sırada aşı olması gerekenlerse çok fazla olmasına rağmen aşı korkusunu gidermeye örnek olacağım diyerek iktidar partisi MYK üyeleri, milletvekilleri, bakanlar, partililer, bildik sanadık kısım akraba öne geçti. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Kayırma kollama torpil, nepotizm aşı sırasına da sıçradı. 65 yaş üstü vatandaşa omuz atanlar, biz örnek adamız, aşı korkusunu yenmenin yol göstericisiyiz patlaması, parlatması yaptılar. Parlatma iyi de günün sonunda aşı yoksa oy da yok biline. Necati Doğru Sözcü. Yayınlarımızı desteklemek için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.